Orada Uluslararası Şarkıyaçılar Kongresi diye bilinen bir kongre vardı. O kongrede bulunduğum sırada bir kitap sergisi açılmıştı. Orada Represirovannaya Türkologiya diye Rusça olarak yazılan Represirovannaya Türkologiya adlı kitabı gördüm. Bu kitap bastırılmış, sindirilmiş ya da budanmış Türkoloji demek Rusça, Türkçe karşılığıyla. Bu kitabı okuduktan sonra biraz o kitabı inceledim. O zamana kadar bizim Türkiye'de çok fark etmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz daha doğrusu bazı şeyleri fark ettim. Sovyetler Birliği döneminde, Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türkologların çok önemli bir kısmı kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Bunlar hakkında Türkiye'de yazılmış bir eser yoktu. Neden acaba bunlar öldürüldü? Neden kurşuna dizildi? İsmi şimdi daha anlam kazandı Evet, açık bu halde. O kitap bir anlamda bana ilham verdi. Bu konuyu araştırmaya başladım. Araştırınca çok başka bilgilere ulaştım. Onların hepsini birleştirerek daha geniş bir coğrafya, sadece Sovyetler Birliği değil, bütün bir Türk dünyasında meydana gelen sivil Türklerle ilgili sivil katliamlar, sivil olayları bir bütün halinde değerlendirdim. Şimdi bizim tarihimiz genellikle bize askeri ve siyasi tarih olarak öğretilir. Okullardaki tarihimiz askeri tarih ya da sivil siyasi tarihtir. Yani devletler tarihi ve savaşlar tarihidir. Neyi görürüz? İşte şu savaş oldu, şu savaşta galip geldik, şunda mağlup olduk, şunları yendik vesaire. Sonra şu devleti kurduk, o devlet yıkıldı. İşte onun yerine şu devlet kuruldu. Dolayısıyla siyasi tarih. Evet, genel Yani, siyasi. Anadolu tarihine baktığımızda işte 1071 Malazgirt Savaşı, ondan sonra çeşitli savaşlar, Moğol istilası, efendim işte Preveze Deniz Savaşı, Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Savaşı, hep Hep savaşlar. Tarih savaşlar. dedik aklımıza bu gelir, savaşlar. Ve burada ölen askerler ya da öldürülen düşman Kişiler. askerleri. Selçuklu Devleti o yıkıldı, Osmanlı Devleti kuruldu, o yıkıldı, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Siyasi tarih, bu da siyasi tarih. Ama biz insanız, bir milletiz ve bizim medeniyet tarihimiz var, sivil tarihimiz var, sosyal tarihimiz var, dil tarihimiz var, edebiyat tarihimiz var. Bunlara dair birçok şey bize öğretilmez. Biz medeniyet tarihimiz hakkında çok şey bilmeyiz. Sivil tarihimiz hakkında çok şey bilmeyiz. İnşallah Öğretilmez. bugün öğreneceğiz hocam bu Evet. programda. Özellikle dil tarihinden. Evet, inşallah. Şimdi bununla ilgili söyleyeceklerimi bitireyim, sonra dil Tamam, tarihine tabii. girelim. Şimdi sivil tarihimiz dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Savaşlar dışında devletin askeri koruması dışında kalan sivil insanlarımızın o sivil yaşayışı içerisinde neyle muhatap oldukları, neye maruz kaldıkları ve sonuç itibariyle ne yaşadıkları.